Datça-Yat Limanı'ndan sahil boyunca yürüdüğünüzde Taşlık Plajı karşınıza çıkar. Plajı, çakıl, kum karışımı, plajın yanından geçen taşlık yolu trafiğe kapalı. Burada kafe, lokanta gibi işletmeler var. Bunların şezlong ve şemsiyeleri plajda yer alıyor. Taşlık Plajı da mavi bayraklı plajlarımızdan duş, kabin ve can kurtarma hizmeti var. Engelli vatandaşlarımız için rampalar bulunuyor. Taşlık Plajı'nın yanında Ilıca Gölet bulunmakta. Göletten kaynayan kükürtlü suların faydalı olduğu söyleniyor. Sular göletin duvarları arasındaki oyuktan hızla gür bir biçimde denize doğru akıyor. Denizden çıkan birçok kişi bu suyun altında vücuduna masaj yaptırıyor, duş alıyor. Ilıca Gölet ve çevresinde yeme içme işletmeleri var. Taşlık Plajı'nın bitişiğinde bir de Kent Park dediğimiz Datça'nın en büyük yeşil alanı bulunmakta. Parkta çocuklar için oyuncaklar, yelken kafede yiyecek ve içecek bulunuyor. Şezlong ve şemsiyelerinden yararlanabiliyorsunuz. Kent Park'ta en sıcak havada bile serin bir hava oluyor. Göletin üzerinden geçen kuzey rüzgarı klima etkisi yaratıyor. Yasak olmasına rağmen çimenlerde piknik görüntüleri hoş olmuyor. Taşlık Plajı'nda sabahın ilk ışıkları sizi hayal alemine götürmeye yeter. Sıcak bir yaz geçiriyorsunuz. Bunaltıcı havalar dışarıya adım attırmıyor. Sıcağın etkisiyle erken saatlerde kalkıp bu saatlerin tadını çıkarayım demek için İdeal temiz meditasyon ve bedensel terapi plajdır. Evlerin içi hala sıcak ama dışarıda tatlı bir serinlik var. Güneşin doğuşunu görebileceğiniz en yakın yer Taşlık Plajı'dır. Hemen oraya gidin. Ortalık usulca aydınlanırken, henüz güneş görünürlerde yokken en muhteşem doğa meditasyonu yapın ve rahatlayın. Taşlık Plajı sahilinde şemsiye ve şezlongların arasından yürüyün, sessizliği Ilıca Gölet'ten akan suyun sesi yırtarken huzur dolu sakin bir sabah, çevrede karga ve köpeklerden başka canlı görünmediğini fark edeceksiniz. Deniz ve gökyüzünde bal rengi hakimdir. Kısa zamanda güneşin görünmesiyle birlikte bu serinliğin yerini yakıcı bir hava almadan bu güzel zamanı yudum yudum için diyoruz. Datça'nın en rağbet gören plajlarından biri de Taşlık Plajı. Datça Limanı ile Ilıca arasında yer alan Taşlık Plajı, kuzey rüzgarlarından tamamen arınmış olmasından dolayı oldukça sakin. Denizin dibi ise çakıl ve kum karışımı. Plajın en ilginç özelliği ise denizin dibindeki şifalı suların kaynadığı Ilıca Göleti'dir. Buradaki su tatlı ve tam denizle buluştuğu alan az tuzlu diyebileceğimiz türden. Müzik
Datça Yarımadası, Bodrum ve Marmaris'ten mavi tur düzenleyen tekneler için oldukça önemli bir güzergah olmaktadır. Datça Limanı'na giriş çıkış yapan tekneler arasında Yunan adalarından gelen tekne ve yatlar önemli bir yer tutar. Yunan adalarından özellikle Rodos ve Sömbeki adalarından ilçeye cumartesi günleri teknelerle alışverişe gelen Yunanlılar ilçeye döviz girdisi sağlamaktadırlar. Turizm sezonu dışında sürdürülen inşaat çalışmaları, kış aylarında tarımın yanında ekonomik hayatı canlı tutmaktadır. Yaz aylarında Datça Bodrum arasında çalışan feribot seferleri ile Bodrum'a 2 saatte ulaşılmaktadır. Datça'ya Milas, Bodrum ve Dalaman havalimanları yoluyla yurt içi ve yurt dışı hava ulaşımı sağlanmaktadır. Datça tipik bir Akdeniz iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Üç tarafı denizle çevrili yarımadada yazın esen serin kuzey rüzgarları kavurucu sıcakları yok eder. Nem oranı ortalama %58 olan Datça'da yılın 300 günü güneşli geçer. İlçe merkezinde ise daha çok doğal güzellikler hakim. Kumluk plajı yanındaki Ilıca Gölü tam bir doğa harikası. Denizle arasında yaklaşık 50 metre mesafe olan gölün kıyısında bulunan tarihi su değirmeni de restore edilerek yerel tarih evi haline getirildi. Yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri olan plaj ve hemen yanı başındaki göl görülmeye değer. Ayrıca Ilıca Gölü'nün suyunun şifalı olduğu öne sürülüyor. Denizden çıkıp bir dakika sonra kendinizi Ilıca'nın ılık sularına bırakabilirsiniz. Datça'da mevsimler bilinenin tam tersidir. Bahar mevsimi ele geçirmiştir bu coğrafyayı ve bahar isyancıdır. Datça'nın mevsimler tablosu yaz, sonbaharlı bahar, ilkbaharlı bahar ve yine yaz. Ocakta badem çiçekleriyle uyanan yarımadada, daha sonra anemonlar, papatyalar birbirinden leziz Ege otları kaplar çayırları.